Fransa'dan araştırmacılar, ayın çekirdeğinin dünyanın iç çekirdeğine benzer şekilde, katı benzeri bir yapıda olabileceğini keşfetti. Ayrıca çekirdeğin, 500 kilometre genişliğinde olduğu ifade edildi. Fransa'daki bilim insanları, ayın en çok merak edilen gizemlerinden biri olan çözebilecek kanıtlar buldu. Ayın çekirdeğini araştıran ekip, uydumuzun iç jeolojik yapısına ışık tutması için bir model geliştirdi. Çalışmada, ayın iç çekirdeğinin katı olduğunu gösteren sonuçlara ulaşıldı. Ayrıca çekirdeğin, yoğunluğu demire yakın olan, bir metalden oluştuğunu gözlemlediler. Arthur Biraud isimli araştırmacı ve ekibinin bulguları, Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Yapılan analiz, bunların dışında, çekirdeğin boyutu hakkında da bilgileri ortaya çıkardı. Çekirdek, 500 kilometre çapında. Bu da onun, ayın toplam genişliğinin, %15'i kadar olduğunu ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra araştırma, ay mantosunun değişim yaşadığına dair kanıtlara da ulaştı. Araştırmacılar, bu durumun ay yüzeyinde neden demir olduğunu açıklayabileceğini düşünüyor. Sıcak malzeme yükseldikçe aydaki volkanik aktivite yüzeyde bir süre sonra, soğuyarak toprağa dönüşen demir birikimine neden olmuş olabilir. Sonuçlar ayın yapısı hakkında, daha önceki bilgilerimize katkı sağlıyor. Apollo görevlerinden alınan sismik verilerden yararlanan NASA, 2011 yılındaki bir araştırmada ayın demir bakımından zengin, katı bir çekirdeğe sahip olduğunu söylemişti. O araştırmada şimdikine yakın bir şekilde çekirdeğin boyutunun 482 kilometre olduğunu bulmuştu. Biraud liderliğindeki ekip de bu tarz daha önceki verilerden yararlanarak bir model geliştirdi ve ayın iç jeolojisini simüle etti. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma dünyanın çekirdeğinin birden fazla katmana sahip olduğunu ortaya koymuştu. Eriyik demir çekirdeğinde bir iç çekirdeğe sahip olduğu, bu iç çekirdeğin şaşırtıcı şekilde katı olduğu kanıtlandı. Çekirdek, demiri eritecek kadar sıcaksa, iç çekirdek nasıl katı halde diye sorabilirsiniz, açıklayalım. İç çekirdekteki demir tam anlamıyla katı değil. Daha çok yüksek gerilimde sıvı, düşük gerilimde katı gibi davranan, yoğun bir yapıya sahip. İç çekirdek hakkındaki bu bilgileri ise, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen depremlerin oluşturduğu, titreşim dalgalarının dünyanın merkezinden geçip, diğer tarafa ne kadar sürede ulaştığını ve düzgün iletildiğini ölçerek elde ediyoruz. Kapsamlı bir araştırma, ayın iç çekirdeğinin aslında, demirinkine benzer bir yoğunluğa sahip, katı bir top olduğunu bulmuştur. Araştırmacılar, bunun ayın iç kalbinin katı mı yoksa, erimiş mi olduğu konusundaki uzun tartışmayı çözmeye yardımcı olacağını ve ayın ve dolayısıyla Güneş sisteminin tarihinin, daha doğru bir şekilde anlaşılmasına yol açacağını umuyor. Fransa'daki Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden, astronom Arthur Biraud liderliğindeki bir ekip, sonuçlarımız. İç çekirdeğin varlığını göstermesi ve küresel bir manto değişimini desteklemesi sayesinde, ayın manyetik alanının evrimini sorguluyor diye yazıyor. Güneş sisteminin ilk milyar yılındaki ay bombardımanının, zaman çizelgesine dair önemli içgörüler getiren senaryo. Güneş sistemindeki nesnelerin iç bileşimini araştırmak, en etkili şekilde sismik verilerle gerçekleştirilir. Depremlerin ürettiği akustik dalgaların bir gezegenin veya, ayın içindeki malzemeden hareket etme ve bu malzemeden yansıma şekli, bilim adamlarının nesnenin içinin ayrıntılı bir haritasını oluşturmasına yardımcı olabilir. Apollo görevi tarafından toplanan ay sismik verisine sahibiz, ancak çözünürlüğü, iç çekirdeğin durumunu doğru bir şekilde belirlemek için çok düşük. Akışkan bir dış çekirdek olduğunu biliyoruz, ancak bunun neleri kapsadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Katı bir iç çekirdeğin ve tamamen akışkan bir çekirdeğin modelleri, Apollo verileriyle eşit derecede iyi çalışır. Bunu kesin olarak anlamak için, Biraud ve meslektaşları, çeşitli ay özelliklerinin bir profilini derlemek için uzay görevlerinden ve ay lazer menzili deneylerinden veri topladılar. Bunlar, Dünya ile yerçekimi etkileşimi nedeniyle deformasyon derecesini, Dünya'dan olan mesafesindeki değişimi ve yoğunluğunu içerir.
Ardından, gözlemsel verilerle hangisinin en yakından eşleştiğini bulmak için çeşitli çekirdek türleriyle modelleme yaptılar. Birkaç ilginç bulgu elde ettiler. İlk olarak, Ay hakkında bildiklerimize en çok benzeyen modeller, Ay mantosunun derinliklerindeki aktif altüst oluşları anlatıyor. O ayın içindeki daha yoğun malzemenin merkeze doğru düştüğü ve daha az yoğun olanın yukarı doğru yükseldiği anlamına gelir. Bu aktivite uzun zamandır ayın volkanik bölgelerindeki belirli elementlerin varlığını açıklamanın bir yolu olarak önerilmiştir. Kibin araştırması, kanıtların için çetelesine bir nokta daha ekliyor. Ay çekirdeğinin dış sıvı tabakası ve katı iç çekirdek ile dünyanınkine çok benzer olduğunu buldular. Modellemelerine göre, dış çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 362 kilometre ve iç çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 258 kilometredir. Bu ayın tüm yarıçapının yaklaşık %15'i. Kibin bulduğu iç çekirdek de metreküp başına yaklaşık 7822 kilogram yoğunluğa sahip. Bu demirin yoğunluğuna çok yakındır. Merakla, 2011 tarihinde NASA Marshall gezegen bilimcisi, Rene Weber liderliğindeki bir ekip, Ay çekirdeğini incelemek için Apollo verileri üzerinde, o zamanlar en gelişmiş sismolojik teknikleri kullanan, benzer bir sonuç buldu. Yaklaşık 240 kilometre yarıçaplı ve metreküp başına yaklaşık 8000 kilogram yoğunluğa sahip katı bir iç çekirdeğin kanıtını buldular. Birault ve ekibi, elde ettikleri sonuçların, daha önceki bulguların teyidi olduğunu ve dünya benzeri bir ay çekirdeği için oldukça güçlü bir kanıt oluşturduğunu söylüyor. Ve bunun ayın evrimi için bazı ilginç çıkarımları var. Ay oluştuktan kısa bir süre sonra, yaklaşık 3,2 milyar yıl önce azalmaya başlayan, güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu biliyoruz. Böyle bir manyetik alan, çekirdekteki hareket ve konveksiyon tarafından üretilir, bu nedenle ay çekirdeğinin yapıldığı şey, manyetik alanın nasıl ve neden kaybolduğuyla yakından ilgilidir. İnsanlığın görece kısa bir süre içinde, aya dönme ümidi göz önüne alındığında, belki de bu bulguların sismik doğrulamasını beklemek için, fazla beklememiz gerekmeyecek.